DNA'nın kendi kendisini nasıl kopyaladığını, yani nasıl replike olduğunu biraz daha derinlemesine konuşalım şimdi. Bu videoda süreçteki aktörlerden bahsedeceğiz. Bunu yaparken de DNA molekülünün 3 üssü ve 5 üssü uçlarına sık sık değineceğiz. Bahsettiğim terimler size hiç tanıdık gelmediyse, DNA ipliçiklerinin antiparalel yapısı başlıklı videoyu izlemenizi öneririm. Yine de kısaca bir üstünden geçelim. Çünkü belki videoyu önceden izlemişsinizdir ama üstünden epey vakit geçmiştir, unutmuşsunuzdur falan. Evet, bu DNA'nın yakından görünüşü. Hatta bunu az önce söylediğim videodan aldım. 5 üssü ve 3 üssü uçlar dediğimiz şey, bu fosfat şeker omurgasının bir kısmını oluşturan deoksiribozlarla ilgili bir hadise. Deoksiriboz. Mesela burada bir deoksiriboz var. 5 karbonlu bir şeker yani. 5 karbonlu bir şeker. Bu karbonları numaralandırabiliriz. Bu 1 üssü karbon, bu 2 üssü karbon, 3 üssü karbon, 4 üssü karbon ve 5 üssü karbon. Merdivenin diyelim bu tarafı hangi yöne gidiyor? Evet, bir çizgi çekeyim şöyle. Bu taraf 3 üssü 5 üssü yönünde gidiyor. Bu uç 3 üssü, bu uçsa 5 üssü. 3 üssü uçtan 5 üssü uca doğru gidiyor. Dikkat edin, bu fosfat 3 üssüne bağlanıyor, sonra da bu 5 üssü diğer fosfata bağlanıyor. Sonra o da 3 üssüne, sonra buradaki 5 üssü yine başka bir fosfata. Görüyor musunuz işte? Böyle bu şekilde gidiyor. Bu tarafa baktığımızda ise ipliklerin antiparalel bir yapı sergilediğini görüyoruz. Yani şeklen paralel ama yönü ters. Yani bu tarafta 3 üssü, bakın 3 üssü burada, 5 üssü ise burada. 3 üssü burada, 5 üssü burada. Evet, yazdık. Antiparalel yapı konusunda anlattığımız şey kısaca buydu. Bu iki omurga, yani bu iki iplik birbirine şeklen paralel fakat zıt yönlere bakıyorlar. Yani bu tarafta 3 üssü uç burası, 5 üssü 3 burası. Replikasyonu anlayabilmek için önemli bir bilgi arkadaşlar. Çünkü DNA polimeraz, yani DNA ipliği sentezlemek için ipliğe nükleotit bağlanmaktan sorumlu enzim sadece 3 üssü ucuna nükleotit ekleyebiliyor. Mesela burada polimeraz sadece bu yönde nükleotit bağlayabiliyor. Bu yönde bağlayamıyor. Aslında bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Sadece 3 üssü ucuna nükleotit ekleyebiliyoruz. Yani DNA'nın sadece 5 üssü, 3 üssü yönünde uzayabildiğini burada görüyoruz. Yani DNA'yı sadece bu yönde uzatabiliyoruz. Sadece 3 üssü ucuna ekleme yapabildiğimize göre yönümüz 5 üssünden 3 üssüne doğrudur. 3 üssünden 5 üssüne doğru gidemiyoruz. Polimeraz kullanarak 5 üssü yönünde nükleotit ekleyemiyoruz. Şimdi bu polimerazın ne olduğuna bir bakalım. Evet, şeklimize geri dönüyoruz. Şekilde birçok farklı aktör gayet anlaşılır şekilde görülebiliyor. Bu DNA sarmalı, şeklinden de anlaşılacağı üzere replike olmayan, doğal halinde. Bakın, 3 üssü ve 5 üssü uçlarını işaretlemişiz. Bu omurgalardan birini takip edecek olursak, 3 üssünü takip edelim. Böyle gelip, böyle devam edip, karşılık gelen 5 üssü ucuna ulaşıyor. Bu ve bu uçlar, bakın aslında aynı ipliğe ait. Bu ucu izleyecek olursak da buradan, yani 3 üssü ucundan çıkıyoruz. Bu iplikçiğin 3 üssü ucu burası, 5 üssü ucu burası. Hatırlayalım. Replikasyona şöyle genel bir bakış attığımız geçen videoda konuşmuştuk. DNA'nın çift sarmal yapısı önce iki farklı ipliğe ayrılmalı ki her bir ipliğin üzerine yeni bir iplik sentezlenebilsin yani demiştik. Hatırladınız mı? İşte bu yapıyı bir fermuar olarak düşünebiliriz. Fermuarı açıyoruz, iki şerit oluşuyor. Ve her iki şeridin yanına yeni birer fermuar şeridi koyuyoruz. Tabi gerçekte iş fermuarı açıp yeni fermuarlar eklemekten çok daha karmaşık. Bu süreçte bir sürü enzim görev alıyor.
Doğrusu bu diyagramda bile aktörlerin tamamı yok. Bu diyagramda sadece birincil aktörler yer alıyor. Yani sadece DNA replikasyonundan söz edildiğinde mutlaka değinilen aktörleri görüyoruz. Şimdi ilk ne olması gerek? Bakın, burada iplikler sıkıca sarılmış halde. Yazalım. Sıkıca sarılı. Üstelik bu tarafı ne kadar açarsak bu taraf o kadar daha sıkılaşıyor. Dolayısıyla fermuarı açmak için bize sıkıca sarılı bu çifte sarmalı açmamıza yardımcı olacak bir enzim gerekiyor. İşte o enzimin adı topoizomeraz. Peki nasıl çalışıyor bu enzim? Omurgaların bazı parçalarını geçici olarak kırıyor. Böylece omurgalar bir süreliğine açılıp tekrar sarmallaşabiliyor. Biraz daha detaya girersek, bu sarmallar açılıyor. Sonra helikaz enzimi, ki helikaz gerçekte böyle üçgen şeklinde bir şey değildir, incelediğinizde çok daha etkileyici bir moleküler yapısı vardır. Neyse, sonra helikaz gelip azotlu bazlar arasındaki hidrojen bağlarını kopartıyor. Bu örnekte burada bir adenin, burada da timin var. Helikaz bu ikisi arasındaki hidrojen bağlarını kopartıyor. Yani ilk olarak topoizomeraz sarmalı açıyor. Sonra helikaz gelip omurgaları ayırıyor. Bu noktada bu iki ipliği farklı şekillerde ele alabiliriz. Çünkü az önce de anlattığım gibi sadece 5 üssü yönünden 3 üssü yönüne nükleotit ekleyebiliyoruz. Alttaki bu ipliğe öncü iplik diyoruz. Bundaki mantık oldukça basit. Bakın, burası 5 üssü ucu olduğu için sadece bu yönde nükleotit bağlanması mümkün. Dikkat edin, sadece bu yönde. 5 üssünden 3 üssüne doğru. Şimdi burada sürecin başlayabilmesi için bir RNA primeri gerekli. RNA primerini sağlayan arkadaşın adı da DNA primeraz. Gecikmeli iplikteki aktörlere birazdan geçeceğiz. Daha görünür bir renk kullanayım. RNA primeri buraya ekleniyor. Artık ortada bir primer olduğuna göre DNA polimeraz 3 üssü yönünde nükleotit bağlama işlemine başlayabiliyor. Öncü ipliğin mantığı gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bakın bu DNA polimeraz. Hemen yazalım. Polimeraz. Yine söyleyeyim, gerçekte böyle kusursuz bir dikdörtgenler prizması şeklinde değil bu enzim. Gerçeği çok daha etkileyici. Evet, yukarıda da bir polimeraz var. Bu da bir polimeraz. Polimeraz. Polimerazı fermuarın kulbu olarak düşünebilirsiniz. Açık fermuar boyunca ilerleyerek 3 üssü ucuna nükleotit ekliyor. Gayet anlaşılır bir süreç değil mi? Şöyle bir soru aklınızdan geçebilir. Burada nükleotitleri 5 üssü ucuna eklesek daha kolay olmaz mı? Çünkü 3 üssünden 5 üssüne doğru gidiyor. Buradaki polimeraz başka tür bir polimerazsa ve nükleotitleri bu şekilde ekleyebiliyorsa işimiz çok kolay olur. Evet, kolay olurdu ama gerçek öyle değil. 5 üssü ucuna nükleotit ekleyemiyoruz maalesef. Daha açık ifade etmeye çalışayım. Bu iplikten bahsediyoruz şu an. Bu iplikte, beyazla göstereyim. Bu iplikte 3 üssü ucu bu taraf, 5 üssü ucu bu taraf. Nükleotitleri bu yönde ekleyerek ilerlememiz mümkün değil. Peki, biyoloji bu sorunu nasıl çözüyor? Şöyle çözüyor. Buradaki ayrılma gerçekleşirken bu uçlara primerler ekleniyor. Şekilde primer sadece bir adet nükleotit olarak gösterilmiş. Oysa bir primer tipik olarak 10 kadar nükleotitten oluşur. Yani buraya yaklaşık 10 adet RNA nükleotidi ekleniyor. Ve bunu DNA primaz enzimi yapıyor. DNA primaz üstteki iplik boyunca ilerliyor ve yol boyunca bu RNA primerlerini ekliyor. Ki dediğim gibi RNA primeri tek nükleotitten değil, çok sayıda nükleotitten oluşuyor. RNA primeri bağlandıktan sonra polimeraz artık 5 üssü, 3 üssü yönünde nükleotit ekleyebiliyor. Bu durumda polimeraz artık 3 üssü uca ekleme yapabiliyor. Dolayısıyla DNA'yı bu şekilde oluşturabiliyor. Özetleyecek olursak, primaz devreye girip buraya bir primer ekliyor. Sonra 5 üssü, 3 üssü yönünde nükleotit bağlamaya geçebiliyoruz. Bu yönde yani. Sonra biraz ara bırakıp aynı süreci tekrarlıyoruz. Sonuçta bu DNA parçaları oluşuyor. İşte bu DNA parçalarına Okazaki parçaları adını veriyoruz. Okazaki parçaları. Yani gecikmeli iplikte olup biteni bu şekilde özetlemiş olduk. Peki buna neden gecikmeli iplik diyoruz? Çünkü burada yapılan iş biraz kulağa tersten göstermeye benziyor.
Bu açıklık boyunca okazaki parçalarının üretilmesi gerekiyor. O yüzden gecikiyor. Çünkü daha yavaş bir süreç. Evet, son olarak bu iplikler DNA ligaz tarafından birleştiriliyor. DNA ligaz. Bu süreçte sadece iplikler birleştirilmiyor. Aynı zamanda RNA'nın yerine DNA geçiyor. Her şey bittiğinde ise bir DNA ipliğinin daha replikasyonu tamamlanmış oluyor. Yani iki çift iplik elde etmiş oluyoruz. Biri gecikmeli iplikten oluşan çift, ki buna kesintili zincir de deniyor. Diğeri ise öncü iplikten oluşan çift, bunun diğer adı da kesintisiz zincir.